Milli Savunma Bakanlığı Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusu yaptı. Suç duyurusunun konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde namaz kılan personele mobbing başlıklı haber oldu. Haber 9 Ocak'ta yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı aynı gün haberi yalanladı. Habere konu askeri personelin 18 Ağustos 2023'te askerliğe uyum sağlayamadığını beyan ederek Hava Harp Okulu'ndan ayrılmak istediği belirtildi. Ancak bu kişi 2 gün sonra CİMER'e harp okulunda mobbinge uğradığını belirterek başvuru yaptı. Yeni Akit'te bu başvuruyu Türk ordusunu hedef tahtasına koyarak haber yaptı. Orduda namaz kılanlara baskı yapıldığını öne sürdü. CİMER şikayeti üzerine iddialar araştırıldı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü söz konusu askerin mobbinge uğramadığını belgeleriyle tespit etti. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı hem iddia sahibi kişi hem de Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusu yaptı. Bakanlık Yeni Akit'in gazetecilik ilkelerini yerine getirmediği tek taraflı beyanları esas alarak Türk ordusunu yıpratmaya yönelik yayın yaptığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusu yaptı. Suç duyurusunun konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde namaz kılan personele mobbing başlıklı haber oldu. Haber 9 Ocak'ta yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı aynı gün haberi yalanladı. Habere konu askeri personelin 18 Ağustos 2023'te askerliğe uyum sağlayamadığını beyan ederek Hava Harp Okulu'ndan ayrılmak istediği belirtildi. Ancak bu kişi 2 gün sonra CİMER'e harp okulunda mobbinge uğradığını belirterek başvuru yaptı. Yeni Akit'te bu başvuruyu Türk ordusunu hedef tahtasına koyarak haber yaptı. Orduda namaz kılanlara baskı yapıldığını öne sürdü. CİMER şikayeti üzerine iddialar araştırıldı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü söz konusu askerin mobbinge uğramadığını belgeleriyle tespit etti. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı hem iddia sahibi kişi hem de Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusu yaptı. Bakanlık Yeni Akit'in gazetecilik ilkelerini yerine getirmediği tek taraflı beyanları esas alarak Türk ordusunu yıpratmaya yönelik yayın yaptığını vurguladı. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.